Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda geçtiğimiz Ekim ayında ettiğimiz bu olaylarımıza merdane çekiyoruz. Ondan bahsedeceğim. Mart ayındayız. Gübre saçma tamına gelmiş mahsullere, buğdaylara değil, o şekilde olan buğdaylara merdane çekiyoruz. 15 Mart bugün 2020. Arkamda ekipman olarak güneş de vuruyor ama yapacak bir şey yok. 3,5 inç genişliğine sahip 2 tane milden oluşan 35 santim çapında döküm merdane var. Ağır tipli merdane değil. Ama işimizi görüyor. Şu an için görüyor yani. Bir 10 yıl çeyreğine gidene kadar işimizi görür diye tahmin ediyorum. Tekerlekli bir merdane. Teknikin üzerindeki iki lastiğe piston bağlı, gidişli dönüşlü hortumlarla traktördeki valip yardımıyla yolda, yol konumunda kaldırım tarlada indirebiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı. Onu da geçen yıl taktırdık. Normalde hidrolik değil, aynı zamanda hidrolikte de kullanabilirsiniz. Merdaneyi yaklaşık 3-4 yıldır kullanıyorum ben. Yoğun olarak son 2 yıldır artık tek tek parselleri gezip ya da gübre saçarken tarlanın isteyip istemediği duruma göre merdane çekmeye karar veriyoruz ve onlara tamamla çekiyoruz o istenilen duruma göre. Merdanenin faydalarından ya da maddelerinden sıralama yapacak olursak şöyle bahsedeyim. Çoğaltabiliriz tabi. Kıştan çıkan mahsulün karla, yağmurla kabaran toprağın sıkışmasını sağlayarak bitkinin buğdayın kök bölgesinin güçlenmesini sağlıyor. Ve böylece daha güçlü bir kök yapısına sahip olup Nisan, Mayıs aylarında aldığı yağışla daha güçlü bir yapıyla verim elde etmenizi sağlıyor. Bu birincisi. İkincisi, kabarmış toprağa bastırarak toprağın altındaki nemin kaybolmadan durmasına ve toprakta hapsolmasına, böylece buğdayı hissedikçe o nemi almasına sebebiyet veriyor. Bunların yanında merdane bizim haşere zararlı dediğimiz kurt, zavrus kurdu. Eğer o çalışıyorsa tarlada, bu hayvan zarar veriyorsa mahsule, onu durdurmada da etkili yöntemlerden birisi. Yani bu üç ana maddeyle bunu sıralayabiliriz. Bunları birinci maddeden başlayıp şöyle açmak istersem, kimileri de şöyle diyor mesela, onu da mesela bir açayım, sonra kendi yorumumu katarım, kendi düşündüklerimi söylerim ya da. Bitkinin yeşil kısmını merdane kırdığı için enerjisini yeşil kısma değil de köke veriyor. Köke verdiği için bitki daha güzel olduğunu söyleyenler oldu. Yani benim düşüncem de şöyle, aslında yine her şey aynı yere çıkıyor. Üzerindeki ince tırnaklar dişler sıkıştırdığı için kök bölgesinin hava almamasını, böylece kardeşlemeyi iyi sağlamasını sağlıyor. Mesela siz bir bitki kopartırsınız. Hasata yaklaşmış bir mahsulde kökünde bitkinin, buğdayın, arpanın çeşidine göre birçok kardeş yaptığını görürsünüz. Merdane bunları daha çoğaltıyor ve anacı koruyarak diğer zayıf gelenleri durdurup anacın yanında kuvvetli olarak çıkanları güçlendiriyor. Benim gördüğüm o. Ama olay indirdiğimizde düz manta kökü sağlamlaştırıp alttaki rutubeti koruyup iyi bir verimli çıkış sağlıyor diyebiliriz.
onu da hemen şöyle kısaca bahsedip geçeyim onlardan. Zavros'un en etkili mücadele yöntemi de aslında doğum ilaçlamasıdır. Bizim yaptığımız normal Raksil, şu an etken maddesini hatırlayamayacağım. Tuberkulozan oldu galiba %2. O sadece bitkide rastlık ve sürmeyi engelliyor. Bu haşereyi ona özel muhteviyatlı ilaçlar var. Toz ilaçlar var, sıvı ilaçlar var ama ana etken maddeleri aynı. 25'lik, 50'lik. Onları sulandırıp tohumun üzerine yapışması için, kaplama ilacı olması için o şekilde ilaçlama yapılıyor. En etkili yöntem bu. Duyduğum kadarıyla bir de tozun yanında kauçuklu bazı ilaçlar varmış. Devamlı olan yerlerde toz bir saatten sonra toprakta hayvana bağışıklık yapıyormuş. Şu an öyle yerlere kauçuklu kurt ilacı kullanıp fayda gördüğünü söyleyenler var. Ben kauçukluyu kullanmadım ama toz kullandım. Onun dışında özellikle de bu hayvanın, diyelim ki siz ilaç yapmadınız, tarlanızda zavrus var, erken ilkbaharda geldiniz ve sıralar intizamlı bir şekilde gitmiş, yani kurt olup olmadığını anlamadığınız için böyle bıçak gibi keser, diklemesine, yandırmasına, hem dikey hem yatay, x ve y şeklinde koordinatları düşünürsek, yani her türlü de keser ve bilin ki bu tarlada bu hayvan çalışıyor. Hemen sıkıştırın tarlayı. Elinizde bu an için merdan olmaz, yuvak olur. Yuvak olmaz, traktörünüzde içinde gezinin yani. Aykırı gezinin, şey gezinin, hayvan çalışmasın. Bu hayvan gece çalışıyor. Yani gece toprak üstüne çıkıyor, gündüz toprağın altına giriyor. Bu gibi şeylere faydası var. Onun dışında bazı toprak altında değişik kurtlar, haşereler var. Bunlar da buğdaya pek zarar veriyor diyemeyiz ama sonuçta solucandan bahsetmiyorum. Yani bazı yerlerde gübre kurdu, bok kurdu da derler. Aşağıda çalıştığı için kökün hava almasına sebep veriyor. Ya da tipsitiyor mahsulü. Bir şekilde durduruyor. Yani mahsul çıkıyor ama zayıf bir şekilde çıkıyor. Bunları da durduruyor. Yani merdanenin bu faydaları da var. Onun dışında aktardığımız güzün sıkıntılı kesekli olan yerleri de bastırmak için mimzenin arkasına da aparatlar kullanıyoruz. Merak edenler varsa zaten introya değil ama şeye koyacağım, merdanenin faydaları diye. Oradan arama butonuna girip merak edenler olursa o şekilde düşünebilirler. Sert kısımlara da zaten çekmeye gerek yok. Yani bu hayvan ya da istemediği durumlardaki toprakların yapısı değişiyor. Mesela benim genelde çektiğim yerler daha çok kil oranı yüksek topraklarda, kaba topraklarda, ak topraklara çekerim. Bu seviye toprak zaten zemin serttir. Orada kolay kolay haşere de çalışmaz. Zaten kumsal toprak rutubeti de koruyacağı için gerek yok. Hem masraf hem yapıp hem kendinizi yormanıza iş için. Bu gibi faydaları var diyebilirim arkadaşlar. Güven çiftçisi olduğumuz için işimiz tamamıyla yağışa bağlı. Ve bu nedenle bilim alanda elde edeceğimiz verimi en yükseğe çıkartıp en düşük maliyetle fazla gelir elde etmek için arayışlar içerisinde olmamız gerekiyor. Her çiftçi gibi bizim de. Farklı farklı şeyler deneyerek düşük maliyetle kazanmaya çalışıyoruz. Bunun da faydasının olduğunu düşünüyorum. Tabi asıl işin tavanına inersek her şeyimiz yağıştan geçiyor. Bu suluda da aynı yani. Sulu için bir buğday ekersin, yağmur yağmasın, sularsın. Yani yağmur yağarsa daha fazla yapar, yağmazsa suladırır, masrafını kurtar. Yani illa gökten düşecek. Yani öyle bir mübarek yani yukarıdan yağan yağmur bir gübre niyetinde düşün arkadaşlar. Öyle ki yani bitki bile o havalarda havadaki serbest azotu yağmurun sayesinde bağlı. Tamam biz gübre atıyoruz. Gübresiz olmuyor artık. Bitkiler ister istemez alışkanlık haline geldi ama illaki yukarıdan yağış alacak yani. Su bitkisi. Ama bu da işi sınırlayamayız yani. Bu endüstri bitkisilerinden ayçiçek olur, mısır olur, pancar olur. Yani yukarıdaki azot, su, oksijen
kart bizim için. Abi biz işimizi yapacağız. Ondan sonra tevekkül edeceğiz. Takdirli Allah'ın. Yapacak bir şey yok. İnşallah onu hayırlısıyla bol bereket tüm çiftçilerimize yağışlar nasip eder. Sonra bizlere de yaptığımız işlerde karşılığını alırız diye duamızı temennimize yapmış olalım diye düşünüyorum. Kanalımda bu 5. videom olacak. İş zamanı tabi biraz zor oluyor video çekmek. Traktörün içinde bu şekilde olduğu için biraz kurgusal değil. En azından böyle çekebiliyorum yani. Yani hakikaten çekerken de çekmek için çekmek istemiyorum videoyu. O yüzden izleyenlerin de sıkılmadan karşılıklı paylaşımlar içerisinde bir şeyler alışveriş olabileceği bir ortam sağlanmasını istiyorum. Bunu yaparken de biraz dikkat etmek gerekiyor. Mesela şu an kafama takılıp duruyor. Şu an ışığın düzgün olmaması ama umarım inşallah iyi çıkar. Hava bulutluydu aslında ama güneş yüzünü gösterdi. Ya bu ve bunun gibi yani en azından bir iş yapıyorsak izleyicinin de izleyen ben nasıl izliyorsam onların da beğenerek izlemesini isterim. Karşılıklı paylaşım olarak. Bu arada anlattıklarımla ilgili eksik gördüğünüz, tamamlamak istediğiniz ya da onayladığınız durumları yorumlara yazın arkadaşlar. Bocunma yok. El elden üstündür. Bilgi kapısı her zaman açık olmalı. Karşılıklı alışveriş de bu işlerin artacağını düşünüyorum. Yaptığımız mesleğimiz zor bir meslek. Tabiri yerindeyse doğayla uğraşıyoruz. İklimle bilmediğimiz hava durumları oluyor. Artık değişti. Rejimde, hava rejiminde ani sıcak, ani soğuk, ani yağmur. Bu nedenle zor hakikaten işimiz. Bu gibi paylaşımlarla birbirimize destek olmalıyız. Düşük maliyette, düşük girdiyle fazla üretim, daha iyi gelir, daha kaliteli ürün elde etmek için paylaşımlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında videonun içinde Merdane ile birlikte traktörden de bahsedecektim ama video uzun olacak biraz. Öyle olunca ayrı bir videoda bu traktörle ilgili bahsetmek istiyorum. Hiç bununla ilgili video çekmedim. Ayrı ayrı çekmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda daha 5. video. Fırsat buldukça yaptıklarımla ilgili paylaşım yapmaya çalışıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki bizler de bu şekilde paylaşımları karşılıklı sağlayarak kazan kazan anlayışıyla tabiri yerindeyse bir şeyler öğrenip yaptığımızın daha iyisini ve ondan daha da iyisini yapmaya gayret edelim. Paylaşımda olalım. Etkileşimde olalım. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.